Türkiye Cumhuriyeti tarihi ne yazık ki darbeler nedeniyle yaşanmış kırılmalarla doludur. Askeri juntaların, çapulcu çetelerinin, ülkeyi kurduğu ve doğuştan hakkı olduğu iddiasındaki cumhuriyet elitlerinin, solcu görünümlü talancıların ve yurt dışındaki sahiplerine şirin görünmeye çalışan iş adamlarının oluşturduğu konsorsiyumlar, örtülü açık darbelere imza attılar. Cebren yapılanlara ihtilal, örtülü olanlara muhtıra kılıfını takmak da onların kurduğu basın mensuplarına düşüyordu. Vatan, millet, laiklik gibi sloganları kullanan bu gruplar halk iradesine tamamen karşıydılar. Zaten bu grupların halkın geneline bakışı da taşralı ya da Anadolulu şeklindeydi. Bu hastalıkların kökü kökeni Cumhuriyet tarihinin en vahşi ve en cüretkar darbesi olan 27 Mayıs'a dayanıyor. Tamamen junta işi olan bu darbenin ülkeyi resmen soymak, ülkenin zenginliklerini ve resmi hazinesini talan etmek olduğunu sizlere anlatmıştık. Türkiye'deki halk iradesini yok etmek, ortadan kaldırmak, yukarıda adını zikrettiğimiz grupların ülkeyi soyup soğana çevirmesini sağlamak olan bu darbe kötünün de kötüsüydü. Darbeye katılan juntacıların cehaletleri, terbiyesizlikleri, hırsızlıkları ve vatana ihanetleri ne ilginçtir ki bugüne kadar adli makamlarca sorgulanmadı. Oysaki darbelerin anası olarak anılacak bu darbeyi yapan, bu darbede aktif olarak rol alanların yargılanması, adalete hesap vermesi gerekmez miydi? 27 Mayıs 1960 sabahı radyolardan duyulan anonslarla Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi ülkeye duyuruluyordu. Türkiye'nin 10 yıllık Demokrat Parti iktidarı son buluyordu. Bu bildiri okunmadan saatler önce verilen emirle tanklar kışlalarından çıkmış ve piyadeler önemli noktaları çoktan kuşatmıştı. Ülkede adını zikrettiğimiz kişi ve grupların günler öncesinden dillendirmeye başladığı darbe sonunda gelmişti. Peki ne olmuştu da bu askeri darbeye ihtiyaç duyulmuştu? Ülkede büyük bir iç kargaşa mı vardı? Bu soruya evet diyen darbe seviciler olabilir. Son günlerde ortaya çıkan çapulcuların yaptıklarını işaret ediyor olabilirler. Ancak bu ciddi bir operasyonun bir parçasıydı. Ekonomik alanda da bir buhran yoktu. Hatta kasada ciddi miktarda altın vardı. Ve tabii bu da birilerinin ya da bir yerlerin iştahını kabartıyordu. Sınırlarımıza herhangi bir tecavüz de yoktu. İktidardaki Demokrat Parti son seçimlerde %58'e yakın oy almıştı. Yani halkın iradesi Demokrat Parti yönündeydi. İşte bu noktada halkın iradesi de yeterli görülmemişti. Halka rağmen halkı ve ülkeyi yönetme hevesindekiler düğmeye çoktan basmıştı. Demokratlar 14 Mayıs 1950'de ezici bir çoğunlukta iktidara gelmişti. Bu durum daha ilk andan itibaren birilerince hazmedilemedi. Nasıl olurdu da yarım pabuçlu Anadolu çocukları iktidara gelirdi? Demokratlar daha seçim döneminde farklı tarzlarıyla halkla aralarında kopmayacak bağların oluşmasını sağlamıştı. Demokratlar alışılmışın dışına çıkıyor ve en ücra köylere kadar gidiyor, halkın nabzını tutuyordu.
halk genel itibariyle askerin dipçiğine ve vergi memurlarının iç karartan haline alışmıştı. İlk defa devletin şefkatli yüzüyle tanışıyorlardı. Demokrat Parti'nin bu farkı ve yaptıkları halkın gözünde ve gönlünde onları çok farklı bir yere oturtuyordu. ...1950-1960 arası seçim dönemleri bunun açık kanıtıdır. Demokrat Parti'nin ilk icraatı ezanı orijinal haline döndürmekti. Uzun süredir Türkçe okunan ve halkın üzerinde büyük baskılara neden olan ezanın orijinal haliyle okutulmaması durumu ortadan kalkıyor ve ezan aslına dönüyordu. Anlaşılacağı üzere daha ilk icraatla bir yerlere dokunulmuştu. Halkın istekleri ise kimsenin umurunda değildi. Onlar her şeyi daha iyi bilir ve düşünürlerdi. Bu sadece bahanelerden biriydi. İlerleyen yıllarda cuntacılar daha net görülecekti. Kökü dışarıda olan cuntalar 1957 yılında darbe yapma fikrini iyiden iyiye geliştirmişti. Ülke belirli bir istikrarı sağlamıştı. Ülke içinde adeta bir şantiye havası mevcuttu. Yıllar yılı ihmal edilen hemen her şey yapılmaya başlanmıştı. Yollar, hastaneler, fabrikalar mümkün olduğunca peş peşe yükseliyordu. Yıllar önce yapılması gerekip de yapılmayanlar tek tek ülkeye kazandırılıyordu. Ancak ne ilginçtir ki bu halkın bir bölümü ve darbeciler tarafından hiç anlaşılamadı. Onların derdi ne ülke ne de milletti. Önemli olan kendi keselerinin dolmasıydı. Ordu içindeki cuntalar 27 Ekim 1957 genel seçimleri öncesinde darbe yapmayı planladılar. Ancak aralarında çıkan görüş ayrılığı bunu erteletecekti. Bu arada bu cuntaların bir bölümü darbenin 29 Ekim törenleri sırasında yapılması gerektiğine inanıyordu. Bu arada üniversitelerde de planlı ve ciddi bir kaynaşma göze batmaya başlamıştı. Ankara ve İstanbul'da yapılan öğrenci eylemlerini üniversite hocaları resmen destekliyordu. Gölgelerinden bile korkan bu kişilerin kimlerin güdümünde olduğu çok geçmeden anlaşılacaktı. Muhalefetin örgütlediği ciddi bir kaynaşma başlatılmak isteniyordu. Türkiye'nin kurduğu ve gelişmesi için çaba sarf ettiği Bağdat Paktı da Amerikalı ve İngilizler tarafından büyük risk olarak görülmekte ve özellikle Başbakan Menderes'le Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun çabaları tehlikeli olarak görülmekteydi. Çok geçmeden onlar adına muhalefet yapanlar ortalığı karıştıracaktı. İnönü liderliğindeki muhalefet Güney Kore'deki askeri müdahaleyi ve özellikle 1958 yılında Bağdat'ta yapılan darbeyi işaret ederek "Zalimleri yıkmak için gereken cesaret bizim ordumuzda ve gençliğimizde vardır" sözleriyle ortaya çıkıyorlardı. Darbe heveslisi junta 1957'de darbeyi yapmayı beceremeyince Demokrat Parti'nin Savunma Bakanı Şemi Ergin'e darbe liderliğini teklif etti. Ancak bakan junta ile ilgili 9 subayı tutuklattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri kaza mercilerince el konulmuş bulunan hadisenin hakiki mahiyeti ve şumulü ile ortaya çıkarılacağı da tabiidir." Açıklamada tutuklamaların bir subayın ihbarı üzerine yapıldığı vurgulanmıştı. Bu olay Başbakan Menderes'in Savunma Bakanlığı ve ordu içinde yeni bir çalışma yapmasına neden olacaktı.
Bu da juntaların daha da bilenmesi demekti. 1959 yılı hükümet muhalefet gerginliğinin, sokak eylemlerinin ayyuka çıktığı bir dönem olarak tarihe geçecekti. Ocak 1959'da 14. kurultayını yapan muhalefet, ilk hedefler beyannamesini kabul ediyordu. Demokrat Parti muhalefetin birleşme hamlesine vatan cephesiyle karşılık verdi. Gerilim giderek tırmanıyordu. Mecliste de iktidar muhalefet arasındaki gerilim savaşa dönüşmüştü. Demokrat Parti'nin meclis grubu muhalefeti bir askeri ayaklanma ve kargaşa tezgahlamakla suçluyordu. Doğrusu bunda haklı oldukları yaklaşık bir yıl sonra ortaya çıkacaktı. Muhalefet lideri İsmet İnönü'nün bu dönemde birdenbire yoğunlaşan yurt gezilerinin tamamı olayla geçecekti. Askerler İsmet Paşa'nın konvoyunu durdurup saygılarını sunarken halk birçok yerde onu protesto ediyordu. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer ayrıntı da İsmet İnönü'nün seyahat güzergahıyla Büyük Taarruz'un rotasının aynı oluşudur. Bu durumun bilerek yapıldığı malumunuzdur. İktidardaki Demokrat Parti hükümeti resmen Yunan ordusu yerine konulmuştur. Sonunda 1960 yılı gelip çatmıştı. Ülkede önceden adını zikrettiğimiz kesimlerin büyük bir organizasyonla oluşturmaya çalıştıkları kaos havası rahatlıkla teneffüs edilir olmuştu. Ankara'da üniversite öğrencilerinin çıkarmış olduğu olaylar şımarıklık boyutlarını çoktan aşmıştı. Domates lakaplı öğrenci lideri, ki aslında üniversitede asistandı, olayları yöneten kişiydi. Öğrenciler özgürlük, ilericilik, laiklik gibi konuları ileri sürerek sokak eylemleri yapıyor, mümkün olduğu kadar ülkenin mahvolduğu hissini yaymaya çalışıyorlardı. Bu durumu yayma konusunda dönemin acar basını hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordu. Ne ilginçtir ki bu adamlar yıllar sonra demokrasi havarisi kesileceklerdi. Sokak olaylarının perde arkası ise oldukça farklıydı. Tam bir çapulcu ayaklanması söz konusuydu. Seçime gidileceği artık gazete manşetlerinde de yerini bulmuşken muhalefet yıllar yılı adet halini alacak taktikleri uyguluyordu. Önce klasik bir yöntemle iktidarın yolsuzlukları iddiası ortaya atılıyor, ardından kendilerinin de imzası olan belgeler iktidarca ortaya çıkarılıyordu. Bu tutmayınca muhalefetin kadim gazeteleri basın özgürlüğü yok türünden yaygaraya başlıyordu. Bu da çürütülünce bu sefer İnönü'ye suikast düzenleneceği senaryosu ortaya atılıyordu. Bunun da düzmece olduğu çok geçmeden ortaya çıkacaktı. Darbeye hızla yaklaşıldığı günlerde iki ilginç olay peş peşe yaşanmıştı. Mart ayının ilk günlerinde ünlü iş adamı Vehbi Koç, uzun yıllar üyesi olduğu muhalefetteki partisinden istifa ediyordu. Ardından İsmet Paşa'nın, Demokrat Parti mutlak olarak gidecektir, İyi günler çok yakındır kehaneti gündeme geliyordu. Bu gerçekten kayda değer bir ayrıntıydı. Nisan ayının ortalarında meclisteki gerginlik de giderek artıyordu. İktidar ve muhalefet karşılıklı olarak yaşananların araştırılması amacıyla tahkikat komisyonu kurulması için önerge verdiler. Ülkede oynanan oyunu planlayan ve uygulayan koalisyon, kararsız halkı yanlarına çekme adına hamaseti ön plana çıkarmıştı. Bunu uygulayacak da yine gazetelerdi. Artık üniversitelerde eğitimin önüne geçme ve fiili bir isyan çıkarma adına hemen her şey yapılıyordu. Koca koca profesörlerin alet olduğu kanunsuzluklar sanki bir hakmış gibi lanse ediliyordu. Doğrusu bu beyler kendilerinde bunu bir hak olarak görüyorlardı.
Anadolu'nun köylü çocukları nasıl olurdu da meclis sıralarını doldururlardı? Nasırlı elleriyle nasıl olur da iktidarı tutarlardı? Ve onların hortumlarını ne cüretle keserlerdi? Okumuşlar ve elitler varken onlar da kimdi? Olayların artık çok net farkında olan Başbakan Menderes yaptığı radyo konuşmasında "Bu bir siyasi suikast ve seçimsiz iktidara gelme teşebbüsüdür" diyerek durumu belirtecekti. Sonunda sıra 555K olayına geldi. Başta siyasal bilgiler öğrencilerinden gruplar olmak üzere üniversiteliler 5 Mayıs saat 5'te Kızılay'da bir araya geldiler. Olayın duyulmasının ardından Kızılay'a Cumhurbaşkanı Bayar, Başbakan Menderes ve Meclis Başkanı Koraltan birlikte geldi. Başbakan Menderes öğrencilere isteklerini sordu ve özgürlük cevabını aldı. Yine Domates lakaplı arkadaş başrollerdeydi. Ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Menderes'e cevabı o vermişti. Hem de yakasından tutarak. Bu noktada Başbakan Menderes'in sözleri ibretlikti. Bundan hala özgürlük mü olur? Bir başbakanın yakasını tutuyorsun. O gün Kızılay'da toplananlar resmen bindirilmiş kıtalardı. Çok değerli profesörlerin katkıları ve emekleri asla unutulmamalıdır. Hocaların darbeyi çağıran tutumları akıl alır gibi değildi. Ankara'da yaşanan olayların ardından Başbakan Menderes İzmir'e gidiyordu. Onu İzmir'de 300 bin kişi karşılayacaktı. İlgi ve sevgi çok büyüktü. Bu durum tabii ki Junta'yı daha da kızdırıyordu. Menderes Eskişehir'de de 150 bin kişi tarafından karşılandı. Başbakan Menderes burada bir kez daha seçimden bahsetti. Ancak Junta ve muhalefet seçim değil, cebren ülkeye el koymak istiyordu. Sonrasıysa hepinizin malumu. Ordu içindeki junta akla zarar bir planla yönetime el koydu. Bundan sonrası büyük bir kaos, vahşet ve talan olacaktı. Ne yazık ki bu ilk darbe ülkenin yıllarına ipotek koyacaktı. Ve tabii yıllar yılı sürecek hastalıkları da tetikleyecekti. Darbelerin anası 27 Mayıs sonraki 40 yılı yerle bir edecekti. Tamamen haris duygular ve ihanet içinde yapılan bu darbeyi yapanları hatırlayan pek kimse kalmadı. Ancak yine de bu darbeyi yapan ve içinde aktif rol alanların yargılanıp itibarlarının geri alınması şart olmalı. Çünkü 27 Mayıs'ı yargılamak, darbeci zihniyeti, Gladio'yu, vatana ihanet eden beyazları yargılamak demektir.